Şimdi zulmü alkışlayamam şiirini dinliyoruz. Dayamam zalim yasa söylemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalktı söylemem. Bir de ecdadıma saldırdım hatta. Varım doğmasam da hiç olmazsa yanımdan koyarım. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Harun Karaca'yı sahneye davet ediyoruz. Bozma ama ya. Çok değerli bağcılarımızın kaymakamı, gençliğimizin Mehmet Akif gibi üstadlarımızı, memleket aşıklarını burada anılmasından, onlarla ilgili program yapılmasından çok memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü Mehmet Akif İstiklal Marşımızın yazarı ve İstiklal Marşı'nı yazarken de adeta ülkemizin o çileli günlerinde Kurtuluş Savaşı'nın ve diğer verilen mücadelelerin neticesinde adeta kalemine kan çekerek İstiklal Marşı'nı yazmış ve milletimize bırakmış. Bizlere bırakmış. Mehmet Akif Ersoy'u tabi bir sadece şair olarak anmak veya şair olarak sadece görmek sanıyorum hata olur. Çünkü Mehmet Akif'i mücadelenin her katmanında görüyoruz. Özellikle bu şiirle ilgili ben de dün dinledim. Sizler gibi Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı da aramızda. Uğur Işılak
kardeşimiz kızlar anlattı dün. Aydın da yardım bu zulmü alkışlayamam şiiriyle ilgili Mehmet Akif Ersoy'un bir bu şiirin yazılmasındaki hatırasını anlattı. Ben de orada dinledim ve o şiirdeki manayı daha iyi anlamaya çalıştım. Mehmet Akif Ersoy'a diyorlar ki o zamanki bulunan Batı sevdalısı insanlar bize öyle bir şiirler yaz ki bu millet Batı'ya hayran olsun. Bu millet Batı'ya aşık olsun. Hep Batı'ya övgü dolu şiirler yaz. Ve Mehmet Akif Ersoy rahmetli, merhum. O da tutuyor. Yani bu şiiri özellikle zulmü alkışlayamam şiirini bunun üzerine yazıyor. Yani ben size diyor yardakçılık yapamam. Ben zulmü alkışlayamam, sizin yaptığınız zulümlere seyirci kalamam diye bu şiirini yazıyor. Ve Mehmet Akif'i böyle anlamak zorundayız. Özellikle Kahramanmaraş'ı kahraman yapan ruh, Gaziantep'i gazi yapan ruh, Çanakkale'yi geçinmez ruhu en iyi hissedenlerden bir tanesi Mehmet Akif. Ve Çanakkale şiiriyle de bunu günümüze aktarmış. Ben bu imkanı öğrencilerimize bu duyguyu yerleştirmek isteyen gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimizin velilerine huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar bu programı hazırlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Leyla'nın aşkı denizleri coşturdu. Bulutlar rahmet gözyaşlarını döktü. Ve üzerine toprak serpilmiş koca bir millet uyandı. Yeşerdi ve yeniden kök saldı aleme. Onun bedeni toprağa karıştı. Ama soluğu Leyla'nın peşinden koşmaktan bıkmayan Mecnun'un soluğu gibi bugün de yarın da hep içimizde yaşayacak. Ruhun şad olsun koca yürek. Zulmü alkışlayamamla birlikte bitiriyoruz programımızı. Arz ederim. Of. Ama ses kalmadı. Yarın ne yapacağız? Alkışlayamam. Zalim yasla sevemem. Elinin keyfi için. Sen söyleme. Keyfi için geçtim.
düşe kalkıp sevemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta bağırım. Boğulmazsam da hiç olmazsa yanımda.